Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin tamamen yerli ve milli kaynaklarıyla geliştirip ürettiği teknolojiler tüm dünyada hayranlık duyulur hale gelirken, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülkenin peşinden koştuğu bir silah sistemi mevcut. Türkiye bu silahı kimseye satmıyor ya da en azından şu ana kadar kimseye satılmadı. Şu anda dünyanın önde gelen birçok farklı ülkesinden bu sisteme yoğun talep olmasına karşın Türkiye büyük önem verdiği bu stratejik silahını kendine saklamayı tercih ediyor. Bahsettiğimiz silah sistemi SOMJ yani Türkiye'nin yerli ve milli seyir füzesi SOM'un F-35 savaş uçağına özel tasarlanan gövde içinde taşınabilir versiyonu. Bu silah sistemi Türkiye'nin F-35 projesine dahil olduğu süreçte envanterimize dahil olması muhtemel F-35'lerde kullanacağımız bir sistemdi. Türkiye bu füzeyi hem kendi sahip olacağı F-35'lerde kullanacaktı hem de müttefik ülkelere ihraç ederek büyük bir döviz geliri elde edecekti. Ancak yaşanan olaylar doğrultusunda gelinen son noktada Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkenin talep göstermesine rağmen Türkiye SOMJ füzesini kimseye vermiyor ve görüldüğü kadarıyla kendi yerli ve milli platformlarında kullanmak için hazırlık yapıyor. F-35'in gövde içi mühimmatı olacak şekilde özel tasarlanan SOMJ füzesi, bünyesinde barındırdığı üstün performans özellikleri sayesinde rakipsiz bir platform haline geliyor. SOMJ, yoğun koruma altında olan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere uçakların iç silah istasyonunda ve kanat altında kullanılmasına yönelik geliştirilen havadan SATA bir mühimmattır. Operasyonel esnekliği destekleyecek modüler bir tasarıma sahip olan SOMJ, hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan standoff mühimmatı yani SOM teknolojisi üzerine geliştirilmiş ve önemli yetenekler kazandırılmış yeni bir versiyon diyebiliriz. SOMJ, uzun menzili, azaltılmış görünürlüğü ve diğer yeteneklerinin yanında düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. Otonom kullanım, uzun menzil, düşük radar izi, yüksek beka kabiliyeti, kızılötesi görüntüleyici ve arayıcı başlık, veri bağıyla yüksek hassasiyetli terminal SATA güdüm, tüm hava şartlarında görev yapabilme, karşı tedbirlere dayanıklı yapı, ağ merkezli bir şekilde harekata uygunluk, fırsat hedeflerine angajman, seçilebilir vuruş parametreleri, uçuş sırasında hedef güncelleme veya değiştirme, uluslararası silah arayüzü uyumluluğu gibi özellikleri bünyesinde barındıran SOMJ, 540 kilogram ağırlığa ve yaklaşık 275 kilometre gibi bir menzile sahip. Yüksek patlayıcı, parçacık etkili ve zırh delici olmak üzere şu anlık 3 farklı harp başlığı seçeneğine sahip olan yerli ve milli mühimmatımız SOMJ, yaklaşık 140 kilogramlık bir harp başlığı ağırlığıyla gerçekten vurduğu yere imha etmeyi garanti altına alan muhteşem ve kusursuz bir sistem. 275 kilometrelik mesafelere ulaşabilen ve düşman unsurlarını her seferinde tam 12'den vurmayı garantileyen SOMJ mühimmatının peşinden koşan Amerika başta olmak üzere F-35 sahibi ülkelere bu platformun satışını yapmayan Türkiye, şu an bu teknolojiyi yerli ve milli SİHA'larımıza aktarmak için gerekli entegrasyon çalışmalarını yürütüyor. Aynı zamanda Türkiye'nin 2023 yılında ilk kez hangardan çıkartacağı ve 2025 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan TUSAŞ DFX'de de SOMJ füzesinin gövde içinde taşınması bekleniyor. Türkiye, SOMJ füzesini bir platforma daha entegre etmeyi planlıyor. O proje ise hepinizin de tahmin edeceği üzere Bayraktar Kızıl Elma veya diğer adıyla Bayraktar MIUS. MIUS'un gövde içinde taşınacak ve 275 kilometre mesafedeki düşman hedeflerini imha edecek olan SOMJ, Türkiye için oldukça stratejik ve önemli bir platform. Öyle ki bu silahı F-35 sahibi ülkelere ihraç ederek kazanacağımız oldukça yüksek meblağlardan dahi vazgeçmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü bu platform çok teknik ve kritik bir teknoloji.
Türkiye bu teknolojiyi muhafaza etmek istiyor. Türkiye'nin füze ve roket teknolojileri konusundaki lider kuruluşu Roketsan tarafından geliştirilen Somjet mühimmatı, ülkemize muazzam bir kabiliyet kazandıracak ve SİHA'larımızdan atılan bu füze, 275 kilometre menzildeki düşman unsurlarını imha edebilme kabiliyetiyle silahlı insansız hava araçlarımızın vurucu gücünü inanılmaz derecelerde arttıracaktır. Ülkemiz artık ihtiyaç duyduğu teknolojileri yerli üretmenin ötesinde bazı kritik teknolojileri de yurt dışına ihraç etmeme kararı alarak kendine özel kalmasını sağlıyor. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu teknik avantajın sürekli olarak elimizde olacağı anlamına gelmekte. Türkiye, yerli ve milli teknolojilerin ihracat versiyonlarını da geliştiriyor. Böylelikle envanterimizdeki silah sistemlerimizin gücü diğer ülkelerin eline geçmemiş oluyor ve biz ihtiyaç duyduğumuz dış gelirlere yine de ulaşabiliyoruz. Evet değerli izleyenler, Türkiye artık teknolojide yepyeni bir seviyeye ulaşmış durumda. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz platformlara Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi devletler talip olsa da biz bazen bunları satmamayı tercih edebiliyoruz. İşte bu güç ve kudret bir günde ortaya çıkabilecek bir şey değildir. Türkiye bu duruma bir günde gelmedi. Türk savunma sanayinin bugün yakalamış olduğu ivmeyi bundan 20-30 sene önce ilk temelleri atılan milli savunma sanayimize borçluyuz. Ardından başlatılan milli teknoloji hamlesiyle Türkiye satın alamadığı ve ambargo uygulanan tüm platformları yerli ve milli üretme kararlılığıyla şu an geldiğimiz noktada dünya savunma sanayi pazarında her geçen gün gücünü arttıran üstün nitelikli bir ülke konumuna yükselmiştir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.